Merhaba değerli 12. sınıf öğrenci arkadaşım. Yazlığı hazırlık için e, senaryo 1'den başlıyoruz. 3 tane senaryomuz var. Bu da birincisi. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorumuz. Küresel homojen bir gezegenin içinde yüzeyinde ve dışında bulunan KLM noktaları şekilde gibi verilmiştir diyor. Bu noktalardaki çekim ilmelerinin büyüklükleri sırasıyla GKG ile GM'dir. Bunların ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi burada yüzey için konuştuğumuzda ilk başta yüzeydeki yer çekimimizi gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi bölü yarıçapın karesi formülünden yararlanacağız. Değil mi? O zaman L noktasını yazacağız arkadaşım ilk başta. GL dediğimiz kavram gravitasyon sabiti M bölü 2 tane R var. 2R'nin karesinden 4R kare. Tamam. Sonrasında GK için mesela bu GL diye ya. GL'ye bir değer verelim. Mesela G bölü 4 olsun. Tamam mı? Sonra GK da arkadaşım bu G bölü 4'ün de yarısıdır. O yüzden ne olacaktır? G bölü 8 olacaktır. M noktasına baktığımız zaman 1R kadar daha uzaklıkta. Yani tamamı için şöyle baktığımızda 3R kadar uzaklıkta olacaktır. O yüzden GM dediğimiz kavram gravitasyon sabiti M bölü 3 r karesinden 9 r kare olacaktır. Bu da G bölü 9 olacaktır. Yani en büyük hangisi? Tabii ki de L noktası. Sonra K, sonra da M olur diyeceğiz. İkinci soru. Şekildeki gibi Güneş etrafında dolan bir gezegen A noktasından B'ye T1 diyor. A noktasından B'ye T1 sürede gelmiş. Ondan sonra B'den C'ye T2 sürede gelmiş. Ondan sonra C'den A'ya T3 sürede gelmiş. Diyor ki T1, T3, T2 olduğuna göre diyor alanlar ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Kepler'in alanlar kanunu vardı. Burada zamanlarla alanlar doğru orantılıydı. Yani burada T1 en büyük olduğundan dolayı S1 de en büyüktür. Sonra S3 ve S2 şeklinde sıralayacağız. Üçüncü soru. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğu aşağıdaki yaylı sistemde kaynar arasında basit hareket yapan 2 kilogram kütleli cismin periyodu 6 saniyedir. Cismin hareketinin genliği 20 cm olduğuna göre diyor. cisim ile ilgili aşağıdaki soruları hesaplayınız diyor. Şimdi frekansı nedir? Şimdi periyot neymiş kardeşim? Periyot 6. Frekans da 1 bölü t'dir. Doğru mu? O zaman frekans da 1 bölü 6 saniye üzeri eksi 1 olur. Cismin o noktasındaki hızının büyüklüğü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar o noktasındaki hız maksimum hızdır. K ve n'lerde minimum yani sıfırdır. O noktasında maksimumdur. Şimdi formülü hatırla. Yazayım ben sana formülü. Formül eşittir. W yani açısal hız. R kare eksi x kare olacaktır. Şimdi buradaki R demek genlik uzakta. E peki cismin hareket genliği 20 cm. Yani burası 20 cm'ymiş. Ondan sonra O noktasındaki hız diyor ya. X dediğimiz şeyde bulunduğu yerdir. O zaman da arkadaşım ne yapacağız? Biz burada hani x sıfır olduğundan dolayı omega çarpı kök r kare yapacağız. E R kare ile kökü hani işleme kattığımızda omega çarpı R oluyor. Peki buradaki omega'yı da hesaplayalım. Omega dediğimiz kavram nedir? 2 pi bölü T'dir. Peki 2 çarpı 3 bölü periyot da 6 O zaman açısal hızımız 1 radyan bölü saniye. O zaman 1 çarpı yarı çapta metre bölü saniye cinsinden hızı sorduğundan dolayı yarıçapı e, yarı çapı da biz pardon yani genliği de 0,2 metre olarak alacağız. O zaman da hızı da maksimum hızı 0,2 metre bölü saniye olacaktır diyeceğiz. K noktasındayken cismi etkeden geri çağırıcı kuvvet büyüklüğü nedir diyor. Şimdi geri çağırıcı kuvvet F eşittir M çarpı omega kare çarpı X'tir. Şimdi burada K noktası diyor. M dediğimiz şey ne? 2 kilogram. Omegası neydi? 1'di. 1'in karesinden 1 yapar. X dediğimiz uzaklıkta burada O'dan K'ya yani uzaklık arkadaşlar 20 değil mi? 20 santimetre olacak. O da metre cinsinden aldığımızda 0.2 yapar. Buradan da 0.4 nitonluk bir geri çağırıcı kuvvet olacak diyeceğiz. 10 cm uzundaki ipin ucuna asılan 2 kg kütleli cismin şekil gibi basit harmonik hareket yapmaktır. Sarkacın periyodu nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sarkacın periyodu nedir? Şudur. Periyot dediğimiz t de eşittir. 2 pi kök içerisinde l bölü g idi. Doğru mu? O zaman 2 çarpı 3 kök içerisinde l'si 10 santimetre. Bu da 1 bölü 10 metre yapar arkadaşlar. 1 bölü 10 metre yapar. G'si de yer çekilmesini 10 olarak almış. O zaman da ne yaptı? 6 bölü 1 bölü 100 yapar. E o da dışarıya 10 olarak çıkar. 6 bölü 10'dan 0.6 saniye olacaktır diyeceğiz. Beşinci soru. Kütle vermiş. Kali cisimleri aynı W açısal hızıyla R ve 3R yarış haplı de hareket ediyor diyor. Bunların merkezi kuvvetler oranı nedir diye sormuş. Merkezi kuvvet dediğimiz m çarpı omega kare çarpı r'dir. Peki o zaman fk bölü fr oranı baktığımızda fk'mız kaçtır? 2m kütle var. Omegası omega kare çarpı yarı r kadar. Diğerine baktığımız zaman da m kütlesi var. L için omega kare çarpı 2 hatta pardon şurası r diyor ya. Şuraya da 2r demiş. O zaman 3r olacak ki yukarıda da zaten onu da vermişim. O zaman da arkadaşlar ne yapar cevabımız? 2 bölü 3 yapar diyeceğiz. Senaryo 1'deki son soruya bakalım arkadaşlar. Bu son soru da dalga sorusu. Şehirdeki dalga lehiminde doğrusal su dalgaları üreten bir kaynaktan çıkan dalgalar birinci yarıktan geçerken kırılma uğruyorken ikinci yarıktan kırılma uğramadan geçiyor diyor. Dalga lehinin derinliği her yerde aynı olduğu bilindiğine göre bu olayın nedenini açıklayınız. Şimdi arkadaşlar birincisinde kırılma uğramış ikincisinde kırılma uğramadan ilerlemiş. Peki olay nedir? Buradaki açıklıklara özdeş demiş mi? Dememiş. Şimdi buradaki açıklıklara W1, W2 diyelim. Tamam mı? Bu açıklık, açıklıklar W1, W2 ve su dalgasının hani dalga boyuna da lambda diyelim. O zaman arkadaşlar burada kırınma uğramıyor ve kırınma uğruyor dediğimiz olaylarda neler geçerli olacaktır? Hatırlayalım. Burada kırınıma uğrayabilmesi için dalga boyunun o açıklıktan büyük eşit olması lazım. Doğru mudur? E şimdi bunu hatırladık. E o zaman ne olacak arkadaşlar? W2 dediğimiz o genişlik burada dalga boyundan büyük olacaktır. Dalga boyu da burada W1'den daha geniş olacaktır veya eşit olacaktır. Bu olayın nedeni budur arkadaşlar. Birinci senaryodaki sorular bu şekilde. Milli eğitimin yayınladığı örnek sorulardır arkadaşlar bunlar. Ya hocam çok kolay diyebilirsiniz. Evet kolay. Sınav soruları hani burada yazılı soruları kolay. Bu da çalışma hani olarak vermiş zaten. O yüzden hani çok da kafaya takmamak da lazım. Kolay olması veya zor olması hani önemli değil. Biz AYT sınavına çalışalım. Evet ikinci senaryoda hani yüklenecektir. Zaten hani sınavlar için hepsini yükleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.